Osmanlı Devleti'nde dağılma dönemi Yaş Anlaşması'ndan sonra başlıyor. Adı üstünde hızlı dağılmaya başlıyor bu dönemde Osmanlı. Dağılmasında etkili olan fikir akımları var. Ayrıca ekonomik sebepler var. Verilen kapitülasyonlar var. Bu da bir ekonomik sebep olarak ele alınabilir. Zaten Osmanlı'nın konumunun stratejik olması her zaman Avrupalı devletlerin, Rusya'nın dikkatini çekiyor. Askeri güç zayıflamaya başlayınca Osmanlı farklı bir şey düşünüyor ve diyor ki ben denge politikası yürüteceğim. Avrupa'daki devletler arasında, Rusya ile onlar arasında bir denge siyaseti izleyerek topraklarımı koruyacağım. Buna da denge politikası diyoruz. Bu sırada tabii ıslahatlarda söz konusu. Şimdi duraklama ve gerilemenin ötesinde dağılma döneminde söz konusu olan şeyler isyanlar, azınlık isyanları. Duraklamada 3 tip isyan söz konusu olmuştu. Celali isyanı, İstanbul isyanı ve eyalet isyanı. Ama şimdiki isyanlarda belli ideolojik akımlar, milliyetçilik gibi Fransa ihtilalinin tetiklediği akımları görüyoruz. Sırp isyanı 1804'te, yani 19. yüzyılın hemen başlarında. Ne oluyor? Osmanlı Rusya ve Avusturya ile savaşırken Sırbistan'da savaş alanı haline geliyor. Buradaki yöneticilerden halk zaten memnun değil, Yeniçerilerden memnun değil ve milliyetçilik düşüncesi de hakim olunca Sırplar ayaklanıyor. Ve 1804'te isyan ediyorlar. Tabii 1804'te isyan ediyorlar ama Sırpların bağımsızlığını kazanması belli aşamalardan sonra oluyor. 1804'ten tam 74 yıl sonra Berlin Anlaşması'yla bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Burada genelde şuradan soru türetiliyor. Sırplar ilk ayaklanan ama ilk bağımsızlığını kazanan değil. İlk bağımsızlığını kazanan farklı. Yunan isyanına geçiyoruz tabii. Yunan Mor isyanı. Bu isyan sonucunda Rusya ile savaş çıkıyor. 1828-29 yılları arasında özellikle isyan 1821'de başlıyor, 1829'a kadar sürüyor ama bu dönemde yine bir Rusya'nın Osmanlı donanmasını yakması var. Önceden İzmir Çeşme'de yakmıştı. Bu sefer de Navarin'deki Osmanlı ve Mısır donanmasını yakıyor 1827'de. Tabi burada savaş durumu oluyor ve Osmanlı kaybediyor. Ruslarla Edirne Anlaşması'nı yapıyor. Ve Edirne Anlaşması'na göre de Yunanistan bağımsızlığına kavuşuyor. Dolayısıyla ilk bağımsızlık elde eden azınlık Yunanistan. Bunu bilmeliyiz. Bunun ötesinde bu anlaşmayla Sırbistan'a da özerklik veriliyor. Sırbistan daha sonra Berlin Anlaşması'na bağımsızlığını kazanacak ama Sırbistan'a özerklik Edirne Anlaşması'yla veriliyor. Ve yine bazı topraklarımız Rusya'ya veriliyor. 1829'dan 2 yıl sonraya gittiğimizde Mısır ve Boğazlar sorunuyla karşılaşıyoruz. Şimdi Yunan devleti kuruluyor. Aslında bu birbiriyle alakalı. Bu kurulurken aslında önceden vaat edilmiş bir şey var. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen. Ama bağımsızlığını kazanınca Yunanistan bu vaadini geciktiriyor. Ne o vaadi? Mora valiliği. Mora valiliği verilmeyince bu sefer Mehmet Ali Paşa isyan ediyor. Aslında bir iç isyan. Bu isyanı bastırmak için de 2. Mahmut bastıramadığından ötürü önce Kütahya Anlaşması'nı imzalıyor 1833'te. Tabi bu dönemde birçok ıslahat var ama bazı askeri olaylar da var. Bunlardan biri de 1833'teki bu olay. Bu anlaşmadan taraflar memnun olmuyor. Kütahya Anlaşması'ndan taraflar memnun olmuyor. Daha sonra Rusya ile 2. Mahmut Hünkar İskelesi Anlaşması'nı yapıyor. Ve bu anlaşmanın önemi de ilk kez ne oluyor? Anlaşmalarda ilk kez ne olmuştur diye bakmak çok önemli. Hünkar İskelesi Anlaşması'nda ilk kez Boğazlar uluslararası bir sorun haline geliyor. Bu açıdan önemli. Ne oluyor? Anlaşmaya göre Rusya'ya bir saldırı olduğunda Osmanlı Boğazları kapatacak. Rusya bir yandan da alt tarafı güvenliğe alıyor. Ve bu dönemde Rusya ile anlaşmaya tepki gösteren bir devlet var. Ki o da İngiltere. Ve diyor ki ben
Ben de bu oyunda bir parça olmak istiyorum. İkinci Mahmut da bunu şöyle görüyor. Diyor ki ben İngiltere'nin desteğini alırsam kabalalı Mehmet Ali Paşa. Yalnız kalır. İngiltere'nin desteğini almak için ne yapıyor? Balta Limanı ticaret. Dikkat edersek ticaret anlaşmasını imzalıyor. Balta Limanı ticaret anlaşmasının çok ağır ekonomik yaptırımları var. Ve belki de Osmanlı tarihinin en ağır kapitülasyonu. Bir anlamda kapitülasyon çünkü. İhracat vergisi %12'ye çıkarılırken ithalat vergisi %5'e düşürülüyor ki bu bir anlamda içerideki üreticiyi öldürüyor. Ve Osmanlı sömürge durumuna düşüyor. Peki Mısır sorunu nerede çözülüyor? 1840'da Londra Anlaşması ile çözülüyor. Mısır'ın yönetimi Mehmet Ali Paşa ve oğullarına bırakılıyor. Mısır dışişlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı kalıyor ve yıllık vergi ödemesi kabul ediliyor. Şimdi Hünkar İskelesi Anlaşması 1833'teydi. 1841'de Hünkar İskelesi Anlaşması'nın süresi bitiyor ve İngiltere ve Fransa'nın da girişimleriyle yeni bir konferans toplanıyor Londra'da. Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmeye göre Boğazların yönetimi Osmanlı Devleti'nde kalacak. Barış zamanında Boğazlar savaş gemilerine kapalı, ticaret gemilerine açık olacak. Yani bir anlamda Rusya kazandığı puanı 8 yıl sonra geri iade ediyor bir anlamda. İngiltere bu fırsatı kaçırmıyor Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle. Ve bu dönemde önemli bir şey de Kırım Savaşı. Kırım Savaşı 1853-56 arası. Ruslar zaten Osmanlı Devleti'ndeki Ortodokslar üzerinden sürekli bir oyun çevirmeye çalışıyorlardı. Onların haklarını savunuyoruz adı altında. Ve diyor ki Osmanlı'da Ortodokslara ayrıcalık verilmesi gerekiyor. Ve bunu kabul etmiyor Osmanlı. Kabul etmeyince savaş başlıyor 1853'te. Osmanlı ordusu aslında Balkanlar ve Kafkasya'da Rusları yeniyor bu savaşta. Tabii bu noktada İngiltere ve Fransa'nın ayrıca İtalya'nın da Osmanlı Devleti'ne bir desteği var. Asker gönderiyor. Ve zor durumda kalıyor Rusya. Barış istiyor. Paris Anlaşması'nı imzalıyor. Paris Anlaşması da bizim için önemli. Ve bunu aslında önemli yapan şu madde Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak diye bir maddesi var. Toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisinde olacak. Karadeniz tarafsız hale getirilecek. Bütün ticaret gemilerine açık olacak. Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacak. Aslında dikkat edersek Osmanlı ile Rusya arasındaki bir anlaşma ama başka bazı devletlere, bize yardım eden devletler arka planda kendi çıkarlarını hep koruma altına almışlar. Çünkü mesela Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de savaş gemisi iki tarafta bulundurmuyor. Ve Osmanlı Devleti ilk defa savaş sırasında yabancı bir ülkeden borç alıyor. İlk iç borçlanma farklı bir dönemdeydi. 3. Mustafa dönemindeydi. Etham senetleri karşılığında basılmıştı. Burada da ilk dış borç, yabancı ülkeden borç alınıyor. Nereden? İngiltere'de. Bu da önemli bir bilgi. 1841'de Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştı. Kırım Savaşı sonucunda bu Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun Boğazların yönetimi kabul ediliyor. Osmanlılar galip devlet olmasına rağmen aslında anlaşmanın Karadeniz'le ilgili bazı maddelerinden dolayı bir anlamda yenik duruma da düşüyor mesela. Çünkü diyor ki Osmanlı Karadeniz'de asker bulundurmayacak gibi. Bu anlaşmayla ilgili bir püf noktada anlaşmanın sonuna ıslahat fermanı da ekleniyor. Bu dönemde belli olaylar var. Küçük olaylar. Yani çok hakkında birkaç bilgi olan olaylar. Bunlara kısaca bakalım. Bir kutsal yerler meselesi var. Kudüs ve çevresi. Rusya kutsal yerlerdeki Ortodoksların himayesini isteyince Osmanlı reddediyor. Ve savaş çıkıyor. Kutsal yerler meselesi bu şekilde. Bir Sinop baskını var. Osmanlı donanması Batum'a savaş malzemesi götürüyor. Ve bu sırada Sinop'ta Ruslar tarafından donanma yakılıyor. Sinop bir anlamda yangın yeri oluyor. Ve Tersane Konferansı var 1876'da. Diğer ismiyle İstanbul Konferansı. Kim katılıyor? Rusya katılıyor tabii ki. Osmanlı katılıyor. Bunun yanında Fransa, İngiltere, Avusturya, İtalya ve Almanya da bu konferansa katılıyor. Herkes var aslında. Osmanlı Devleti meşrutiyetin ilan edildiğini ve konferansın toplanmasına gerek kalmadığını belirtiyor. Avrupa devletlerinin burada aşırı istekleri oluyor ve konferans sonuç alınamadan bitiyor Tersane Konferansı.
Tersane Konferansı'ndan bir yıl sonra 1877'de Londra Konferansı var. Bosna'da, Bulgaristan'da ıslahat yapılması. Ayrıca ıslahatları Avrupalı elçilerin kontrol etmesi, Osmanlı ordusunun terhis edilmesi gibi ağır maddeler var Londra Konferansı'nda. Osmanlı Devleti bu kararları tabii ki kabul etmiyor. Bir yandan da yavaş yavaş seyir geliyor yani. Ve ünlü 93 Harbi, 93 Harbi diyoruz ama 77-78'de olmuş Hicri takvime göre olduğu için 93 Harbi. Ne oluyor? Osmanlı-Rus Savaşı bu dönemdeki bizim için yine kötü bir dönem. Londra konferansındaki kararları kabul etmeyince Osmanlı, çünkü çok ağır yaptırımları var. Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Ruslar Edirne'ye kadar gelince Osmanlı barış istiyor. Ve Aya Stefanos, yani Yeşilköy diye isimli anlaşması imzalanıyor 1878'de. Ne maddeler var? Büyük bir Bulgaristan Krallığı isteniyor, kurulması isteniyor. Bosna Hersek'e özerklik verilmesi isteniyor. Doğudaki önemli yerler Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya bırakılması isteniyor. Sırbistan, Karadağ, Romanya'nın bağımsız olması isteniyor. Girit'te Ermenilerin bulunduğu yerlerde Osmanlı'nın ıslahatlar yapması isteniyor. Ve Osmanlı'nın savaş tazminatı Rusya'ya ödemesi isteniyor. Aya Stefanos Anlaşması'nın önemine Ermeni sorunu ilk defa bu savaş sırasında ortaya çıkıyor. 93 Harbi sırasında. Ve Rusya Ermeniler üzerinde söz sahibi oluyor bu anlaşmayla. Meclis kapatılıyor. Rusya'nın güçlenmesinden rahatsız olan büyük devletlerin etkisiyle bu Aya Stefanos Anlaşması yürürlüğe girmiyor. Girmemesinde önemli etkileri var. Osmanlı'dan ziyade Rusya'nın güçlenmesinden rahatsız olan diğer devletlerin, ki zaten belli yerlerde de onların müdahalesini görmüştük. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı'dan taraf olmalarına. Bir de bu anlaşmayla ilgili bir nokta var. İlk defa Osmanlı bir anlaşma imzalıyor ama uygulamıyor. Osmanlı tarihinde bu da ilk. Peki ne oluyor? Berlin Anlaşması, Aya Stefanos yerine. Yine ağır yaptırımları olan bir anlaşma ama. Şimdi Berlin Anlaşması'nda ne var? Aya Stefanos Anlaşması ile kurulan Büyük Bulgaristan 3 kısma ayrılıyor. Büyük bir krallık deniliyor diye. Bunun Makedonya kısmı Osmanlı Devleti'ne bırakılıyor. Doğu Rumeli'ye özerklik veriliyor. Bulgaristan ise Osmanlı Devleti'ne vergi veren bir prenslik haline getiriliyor. Bosna Hersek ile ilgili özerklik vardı Aya Stefanos'ta. Berlin'de bu Osmanlı Devleti'ne verilecek fakat Avusturya tarafından yönetilecek şeklinde geçiyor. Romanya, Sırbistan, Karadağ bağımsız hale geliyor. Şifresi SAKAR, SKR'nin baş harfleri. Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsız hale geliyor. Kars, Ardahan, Batum'un ve Doğu Beyazıt'ın Rusya'ya verilmesi vardı. Sadece Doğu Beyazıt birlikte kalıyor. Kars, Ardahan, Batum da Rusya'ya veriliyor. Savaş tazminatı ödemesi vardı Osmanlı'nın. Aya Stefanos da aynı şekilde ödüyor. Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılmasına karar veriliyor. Dolayısıyla Ermeni sorunu gündemde. Teselya Yunanistan'a bırakılıyor. Ve Girit Adası'nda Osmanlı Devleti'nin ıslahat yapması kabul ediliyor. Boğazlar konusunda bir değişiklik yok. Boğazlar konusunda yine Paris ve Londra anlaşmalarında bahsi geçen hükümler yürürlükte kalıyor. Bunun önemi ne? Berlin Anlaşması'nın birçok ulus bağımsız hale geliyor. Tam anlamıyla bir dağılma aslında. Osmanlı-Rus Savaşı artık kesin olarak sona eriyor. Şimdi burada bu anlaşmada Kıbrıs geçici olarak İngilizlere veriliyor. Bu çok önemli bir şey. Daha sonraki Kıbrıs'ın serüvenine baktığımızda geçici olarak niye veriliyor? Üs olarak veriliyor bir anlamda İngiltere'nin desteğini almak için. Fakat 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere diyor ki ben Kıbrıs'ı topraklarıma kattım. Bu anlamda Kıbrıs sorunuyla bu Berlin Anlaşması'nda önemi var. Ve Rusya'nın Balkanlardaki hakimiyeti önleniyor bir anlamda diğer Avrupalı devletler sayesinde. Ve Ermeni meselesi artık uluslararası bir sorun haline geliyor. Dolayısıyla Ermeni sorununu başlatan, net olarak başlatan ilk şey Berlin Anlaşması. Aslında burada Almanya'nın Osmanlı'ya konferansta desteği var ve dolayısıyla Osmanlı-Almanya yakınlaşması da burada başlıyor Berlin Anlaşması'nda. Şimdi bu dönemde yaşanan bazı hangi olaylar var? Bir dağılma süreci var. Cezayir'in kaybı var 1881'de. Fransızlar
güvenliği bahane ederek Tunus'u işgal ediyorlar. Osmanlı zaten gücünü kaybettiğinden ötürü işgali sadece maalesef protesto edebiliyor. Mısır konusunda Osmanlı ile İngiltere'nin yaptığı Londra Anlaşması var ve buna rağmen Mısır'ı İngiltere işgal ediyor. Bulgaristan Krallığı 1908 yılında bağımsızlığını ilan ediyor ve Doğu Rumeli'yi de kendisine bağladığını açıklıyor. Oysa ki Doğu Rumeli Berlin Anlaşması'na göre özerklik verilen bir yerdi. Bulgaristan Krallığı onu kendine bağladığını söylüyor. Yunanistan Girit'i topraklarına katıyor ve son olarak Bosna Hersek'i de 1908 yılında Avusturya topraklarına katıyor.